Dün yatmadan önce açık olan ışıkları kapatmak için mutfağa gittin. Ama beklenmedik bir şekilde acıktın ve kendine bir tost yapmaya karar verdin. Bugün dersi dinlemek amacıyla yataktan kalktın. Ancak yarım saat sonra kendini bu hafta 30 kelime İspanyolca öğrenmek için planladığın programı atlarken buldun. Ancak derinde zaten yapacağından şüphe ediyordun. Ne yapacağını ve nasıl doğru ve yararlı bir şekilde yapacağını çok iyi biliyorsun. Ancak her şeyi yanlış yapıyorsun. Sanki hareketlerin sen olmayan biri tarafından kontrol ediliyor. Size aç, tembel ya da zayıf iradeli olduğunuzu söyleyen ve sizi yöneten sessiz sese mırıldanmadan boyun eğdiniz bile. Ekrandaki bilinçsiz zombilerin imkansız kalabalığının çocukları bile korkutmaktan çoktan vazgeçtiğini biliyorsunuz. Dünyadaki yaşayan her canlının kendi eylemlerini baskıladığını biliyorsun. Fakat şimdi bu karıncanın kafasındaki durumun neden farklı olduğunu ve nasıl mantar Cordepsis tarafından yönetilmiş olduğunu göreceksin. Bu mantarın özelliği hala yaşayan bir böceğin iradesine tamamen bağlı olması ve bunu kendi amaçları için kullanmasıdır. Üremesi için bir besin tabanı oluşturur ve köleleştirilen böcek işlevini doldurduğunda karıncayı kaçınılmaz ölüme götürür ve böceklerin davranışını bu şekilde manipüle etmek için mantarı barındırır. Sporunu karıncanın vücuduna yavaşça ve adım adım nüfuz eden mantar, içinde karmaşık bir hücresel ağ oluşturur. Vücudunda yavaş yavaş her yere nüfuz eder. İç organları ve kimyasal düzeyde yaratığın her köşesini kontrol ediyor. Geçenlerde bir karıncaydı. Ama şimdi hala yaşayan bu karınca zombi kolonisinin dışına sürünüyor. Ve Cordyceps mantarlarının sırası tarafından yönlendirilir. Ve sahibinin kendisi için orada daha fazla üreme olması için en iyi olarak belirlediği belirli bir yere gönderilir. Karınca nihayet sonsuza kadar donar ve mantarın çimlenmesi için besleyici etinin kalıntılarını ve korunması için kabuğunu sağlar. Mantarın karınca vücudunun kontrolünü nasıl ele geçirmeyi başardığının tam mekanizması hala bilim adamları tarafından reddedilmemiştir. Aynı zamanda kesinleşmemiştir. Ancak bulunan antik fosiller bu türün parazitik mantarının karıncaların davranışlarını kontrol etmeye devam ettiğini göstermektedir. Son 50 milyon yıl içinde muhtemelen şimdi karınca olmadığımız düşüncesiyle kendimizi sakinleştiriyoruz. Biz insanoğulları bu tür etkilerden korkmuyoruz. Beynimiz bir mantardan çok daha güçlüdür. Ancak 20. yüzyılda birçok virüs mutasyona uğramayı ve insan bağışıklık sistemini ele geçirmeyi başardı. Sadece 40 yıl önce bağışıklık sistemi virüsü bile sadece hayvanlarda gözlenmişti ve insanlardan kaçınmıştı. Bu parazitin yavaşça ve algılanarak insan vücudunu nasıl manipüle etmeyi öğrenmeye çalıştığını hayal edelim. Önce üremek ve gelecekteki değişiklikler için yapıyı ayarlayan tüm iç organlara girerek ağını oluşturmak. Daha sonra mantar tarafından besin akışlarının engellenmesi nedeniyle üremeye hazırlık olarak kütlesini ve gücünü oluşturacaktı. Kişi kendini ve sahibini beslemeye çalışırken giderek daha fazla yemek yemek zorunda kalacaktı. Daha sonra Cordyceps'in etkisi merkezi sinir sistemini ve beynin kontrolünü ele geçirmeye başlayacaktı. Ve bu mantarın kendini koruma içgüdüsünün sahneye taşınması bir yandan kişiye zaten tam güven dikte edecektir. Mükemmel sağlıklarında ve diğer yandan herhangi bir muayenenin ve tıbbi prosedürün tamamen reddedilmesi ve son aşamada mantar, insan zihnini tamamen köleleştirmek ve yeni taşıyıcı olabilecek insanlar arasında mümkün olduğunca yaygınlaşmak için üremeyi gerekli sporları geliştirmek için yeterli güç kazanmıştır. Bu diktatör zombi, insanı başkalarına hücum etmeye zorlayacaktı. Dövüş, tırmala, başkalarının etini yırt. Enfeksiyonu yaymak için mutlak öfke ya da kör nefret gerekmez. Tüm bunları yıkarak rahatlamaya gerek yok. Geçmişte sadece efendinize hizmet etmek ve yeni uygarlığı tüm dünyaya yaymak gibi prensibiniz vardı. Bu yüzden filmlerde zombiler çok agresif ve hepsi oldukça yok edici. Ve bu yüzden sonunda kafatasları patlatılıyor. Görünüşe göre parazit mantarının düşünce merkezinin bulunacağı yer burası. Tam olarak beynimiz. Ve bu gerçeği bilmek şüphesiz bizim için yararlı olacaktır. Zombi kıyameti geldiğinde ama hayır. Kimse ilk enfekte olanın kafatasını kırmayacak ve onu öldürmeyecek.
İlk başta denek hastayı izole etmeye çalışacaklar ve hayatta kalan ilk kurbanlarını tedavi etmek için evlerine, ailelerine ve işlerine döndürülecekler. Mantarlar, insan bağışıklık sisteminden bile ustaca gizlenebiliyorlar ve ilaçların etkilerine karşı okunamaz derecede dirençliler. Kaos çok daha sonra olacaktır. Burada veya orada, dünyanın tüm ülkelerinde, böyle insan öfkesi salgınları ve şiddete karşı haksız bir suskunluk olduğunda elbette yakında biri imkansızı üstlenen ve salgın kelimesini söyleyen ilk kişi olacaktır. Ama o zamana kadar en kötüsü taşıyıcıların vücudunda çoktan yer edinmiş olan enfeksiyonların kıtaları yok etmek ve tüm medeniyetimiz için geri sayım sayacına başlamış olacaklardır. Şimdi gerçekliğe geri dönelim. Bugün Cordyceps mantarı bağışıklık sistemini güçlendirmek için vitamin kompleksi olarak kullanılan ve eczanelerde satılan bir ilaçtır. Bu da bana bu mantarın zombi kıyametine sebep olacak kadar tehlikeli olmadığının fikrini verdi. Ama daha öngörülemeyen başka parazitler de var. Bu parazit Cordyceps'in aksine sonraki üreme için taşıyıcısını öldürme gereksiniminde değildir. Stratejisi daha karmaşıktır. Ara taşıyıcıların vücudunda yaşar. Kemirgenler, kuşlar ve hatta insanlar gibi ancak sadece bir farenin veya sıçanın vücudunda bir kedinin vücuduna geçmek için kedi ailesinden bir hayvanın vücudunda üremeye başlayabilir. Görünüşte imkansızdır. Parazit kemirgenlerin tamamen doğal olmayan davranışlar göstermesine neden olur. Mesela sıçanlar ve fareler kedi korkularını kaybederler ve onlarla açık alanda buluşmak için dışarı çıkarlar. Zombi kemirgen kediyi arar ve ölümüne gider. Ve de ardından sahibini kontrol eden mantarı verir. Bu toksoplazma kedide üreme fırsatı bulur. Vücutta parazit yeni bir konak beklerken uzun süre devam ederek yayar. İnsanların bile toksoplazma ile enfekte olduğu kanıtlanmıştır. Şizofreni geliştirme olasılığı daha yüksek ve irrasyonel davranışların ya da açıklanamayan öfke nöbetleri. Kendilerini köleleştirmiş kemirgenlerin yerinde bulunduklarında insanlara koştuktan ve zombilerin genellikle yaptığı gibi ısırdıktan sonra bir insana ne olacak sorusu anlamsız olurdu. Evrimin başlangıcındaki ataları gibi insanlardan uzak durur ve kendi yiyeceklerini kazanır. Ancak belki de bu şekilde insanlığı kurtaracaktırlar. Toksoplazmanın üreme zincirini kesmek. Yavru kedilerin sevimli videoları çocuklarda ve ev kadınlarında kana susamışlığa neden olacak ve evcil hayvanlarımız evlerden ve dairelerden kaçmak zorunda kalacak. Septobacillus olmadan önce bu mantarın gövdesi ağaçta bulunan bir parçadır ve böceklerin mantarın yanında barınak bulması için mükemmel bir şekilde uygun olduğu tüneller ve odalardan oluşur. Fedakarlığa benziyor ama hayır, bu mantarın içleri yakalanan böceklerle doludur. İnce dallanma ve ipliklerinde sıkıca iç içe geçmiş Septobacillus'un parazitleştirdiği bu konakçılar sadece ağız yani giriş kısımlarında serbesttir. Mantarın bulunduğu yemi, bitkisini yemek için kullanırlar ve mantar sırayla böceklerden besinlerini emmek için özel iplikler kullanır. Esir böceklerin sözde misafirperver mantardan asla çıkamadığını eklememe gerek var mı? Septobacillus kölelerinin zihinlerini kontrol etmeye çalışmaz. Zombi böceklere ihtiyaç duymaz. Zarif ve fark edilmez müdahale yerine kaba kuvvet kullanmaya alışkındır. Doğru saate kadar ancak bu bir örnek ve sessiz ve göze çarpmayan mantar yeteneklerinin tahmin edilebileceğinden çok daha geniş olabildiğini göstermektedir. Çevredeki yaratıklar için kendi niyetleri olabilir. Bugün böcekleri avlarlar, ancak mutasyona uğrarlarsa ve en tanıdık yerlerde ölümcül tehlikeye geçerlerse ne olur? İşte o zaman bütün evler tuzak haline gelir. Düşündüğümüzde milyonlarca insan kozaları, alev makinesi ve kimyasal madde içeren özel kuvvetlerden oluşturulan ekiplerle sporları yakıyor. Sadece ve sadece mantara ateş ve ölüm getirmek. Ve bunun esiri olan insanlar. İnsanlık tarihinde hiç böylesi bir savaş olmamıştır. Elbette kimse bilmiyor bu mantarları. Ama belki de böyle bir senaryo dünyamızda mümkündür. Ve buğdaycı mantar, bu ölümcül olabilecek mantar, kelimesi her zaman masum bir mantarı akla getirecektir. Ama gerçeği düşün. Hemen şimdi, bir yerde, örneğin Çin'de,
Birisi zombi karıncaların cesetlerini yiyor. İştahlı ve de baharatlı. Salgına hazır olun. Onlar geliyorlar. The following message is transmitted at... Sokağa çıkmayın. Onlar her yerdeler. Yardım bekleyin. Etkilendiyseniz kırmızı bayrak, etkilenmediyseniz beyaz bayrak asın. Yetkililer mutlaka gelecektir.